First of all, good night, everyone. It's late, but you know, I'm very happy with the result today. I said before, it's two games. We want to be in a group phase, and we achieved that. Today was, I think, a very good first half. We could have already gone two or three goals difference. First half, we didn't. Second half, we started a little bit slow, I think, when we conceded the goal. I think we were not well organized defensively. I think we did much better job than last week, defensive-wise, but the one moment we weren't there, they punished us. I think after that you could see, you know, the character that's in the team. We didn't, we just, after the goal, we just picked up our play, and you could see when, you know, with the transition moments, you know, we are very dangerous, very quick. So I really like the dynamic of my team today. I think we scored some beautiful goals in the second half, and so overall a very important night for us because we want to be in Europa League. And so, you know, very, very happy, coach. You know, it's enjoy the night, wait for the draw tomorrow, and you know, we have to make sure we finish the first block really good, positive, and that's with a win against Sivasspor on Sunday. Öncelikle iyi geceler. Geç oldu ama skordan dolayı mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Daha önce de söylemiştim iki maç oynayacağımızı ve gruplara kalmayı istiyorduk. Bunu başardık. İlk yarı iyi oynadık. 2-3 gol farkına götürebilirdik maçı. İkinci yarıya biraz daha yavaş başladığımızı söyleyebilirim. Gol yedik ve yediğimiz golde defansif organizasyonumuz yeterince iyi değildi. Ama bugün geçen haftaki maça göre savunma anlamında özellikle çok daha iyi olduğumuzu söylemem gerekiyor. Sadece bir fırsat verdik rakibe, onda da bizi cezalandırdılar. Ama sonrasında takımımızın karakterini gördük. Golden sonra, yediğimiz golden sonra kendi oyunumuza döndük. Geçişlerde çok hızlı ve tehlikeliyiz ki bu durumdan dolayı bugün bu konudaki dinamizmimizden dolayı çok mutluyum. İkinci yarıda golleri bulduk. Önemli bir gece oldu bu akşam. Gruplara kalmayı, Avrupa Ligi'ni istiyorduk. Mutlu bir hoca var şu anda burada. Bu akşamın keyfini çıkartıyorum. Grup kurallarını bekliyoruz yarın için. Sezonun ilk bölümünü Sivas maçıyla beraber galibiyetle kapatıp iyi bitirmeyi hedefliyoruz bu sezonun ilk bölümünü. Kendi gücümüzü kullanarak bunu yapıyoruz açıkçası. Ön alan baskısını fazla oyuncuyla iyi yapıyoruz ve topu kazandıktan sonra çok tehlikeliyiz. Tabii ki de ilerisi için de söylüyorum, tüm maç boyunca ön alan baskısını yapamazsınız. Ama ön alan baskısını yaptığımız zaman çok tehlikeliyiz. Aynı zamanda biraz daha geriye çekildiğimiz zamanda da top bize geçtiğinde, topu kazandıktan sonra tehlikeli bir takımız. Topu kazandıktan sonra özellikle geçişlerde tehlikeli olduğumuzu söylemek lazım. Bazen sadece baskıyı hızlı yapıyoruz. Baskılarda organize olmak gerekli. Bugün yediğimiz gol aslında bunun bir örneğidir. Erken bastık, baskıya erken çıktık. Onun sonucunda da gol geldi. Birçok platformda oynadığımız lig maçlarında ya da Avrupa maçlarında zorlu rakiplere karşı bunu daha iyi yapmamız gerekiyor. Bir gol ya da bir detay buralarda farkı belirleyen unsur olabilir. Gelişeceğiz, bu maçı da izleyeceğiz. Oyuncularımızla konuşup neleri geliştirmemiz gerektiği üzerine konuşacağız. Ki oyuncularımız öğrenmeye açık, gelişmeyi isteyen bir oyuncu grubumuz var. Daha gelişmek için her şeyi yapacağız tabii. İlk geldiğim günde bunu söylemiştim. Başarı için inanmanız gerekiyor. Gücünüze inanmanız gerekiyor. Takım arkadaşlarımızın takım oyununu ve birbiri için çalışmaları gerektiğini söylemiştim o zaman da. Takımın birbiri için oynaması ve birbiri için çalışması gerekiyor. Hızlı bir tempomuz var. Hem toplu hem topsuz hızlı olduğumuzu söyleyebilirim. Ki bu çok önemli bir detay. Skorlar da bu duruma yardımcı oluyordur mutlaka ama takımımız çok çalışmaya açık. İstediğimiz oyun planını uygulama konusunda başarılı bir takımımız var. Bu da yine çok önemli. Kadromuz geniş. Şu an haftada bir maç gibi gidiyor ama milli aradan sonra çok fazla maçımız olacak. Herkes lazım, herkese ihtiyacımız var. Herkes süre alacak. Bugün yedekten giren, kulübeden gelen oyuncularımız da bize kalite kattılar. Tazelik kattılar. Ellerinden geleni yaptılar. Mutluyum. İyi gidiyoruz ama bunu devam ettirmek için çok çalışmamız lazım. Takım ruhunun olması gerekiyor ki şu anda bu var. Bunları devam ettirme niyetindeyiz. İlk geldiğim günden beri
iyi bir kadro ve derinliği olan bir kadro yaratmak için çok çalışıyoruz. Hem gelen oyuncular anlamında hem yeni maceralar, yeni meydan okumalar arayan futbolcular konusunda. %90-95 bitirdik diyebiliriz ama fırsatlara da bakıyoruz. Olursa değerlendirebiliriz, olursa bazı değişiklikler olabilir. Çok fazla maç oynayacağız. Avrupa Ligi son derece rekabetçi bir turnuva. Lig de aynı şekilde öyle olacak. Herkes lazım, herkese ihtiyacımız var. Daha önce de dediğim gibi transfer döneminin sonunda, transfer döneminin başına göre daha iyi bir kadromuzun olmuş olması gerekiyor ki bu anlamda da doğru yoldayız. Herkesin hayalleri vardır. Ben hem hoca olarak hem oyuncu olarak büyük finaller oynadım. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi finalleri oynadım. Bu finallere ulaşmak tabii ki de herkesin hayalidir. Herkes hayal kurar ama oralara ulaşmak için önünüzde uzun bir maraton vardır. Önce gruplara kalmak istedik ve bunu başardık. Yeni bir formatta oynayacağız Avrupa Ligi'ni. 8 takıma karşı oynayacağız. 8 maç yapacağız tek bir grupta. Maç maç gideceğiz. Tabii ki de final konusu harika olur. Sadece benim için değil, oyuncularımız için, kulüp için tabii ki de harika olur ama bu konuya adım adım gideceğiz. Hayaller hepimiz kurarız. Herkes ulaşmak istediği hedefler için hayaller kurar. Hem sosyal hayatımızda hem futbol hayatında. Bu hep böyledir. Tabii ki de ben de ulaşmak istediğim hedeflerin hayalini kuruyorum. Çok önemli bir oyuncu Rafa bizim için. Geçen sezon takımımıza baktığımızda çok gol atamayan ama çok gol yiyen bir görüntü gördük. Bu sene savunmada gelişmemiz gerekiyordu. Az gol yiyip tabii ki de daha fazla gol atan bir takım olmamız gerekiyordu. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Gol atmayı ve daha az yemeyi. Rafa Silva'nın Benfica performansına da bakarsak çok fazla gol katkısı veren bir oyuncu olduğunu görüyorsunuz. Goller atan, asistler yapan bir oyuncu olduğunu görüyorsunuz ki Ciro da öyle. Hem Rafa hem Ciro bu oyuncular geldikleri zaman sizlere gol garantisi verirler. İkisinin de gol katkılarından dolayı çok memnunum. Büyük katkı veriyorlar bize bu anlamda ki kendilerinin bu performansı bize maç kazanmayı kolaylaştırıyor. İkisinin performansından dolayı da mutluyum. Tabii ki de bir Türk finali güzel bir rüya olabilir Türk taraftarlar için. Herkes iyi performans gösteriyor. Trabzonspor bugün penaltılarla kaybetmiş. Ben onların da gruplara kalmasını çok isterdim. Keşke gruplara kalsalardı. Aynı şekilde Fenerbahçe ve Galatasaray da Şampiyonlar Ligi hedeflerini gerçekleştirsin isterdim. Türk futbolu için iyi olurdu tabii ki de onların gruplara kalması. Ülkenin prestiji için puan anlamında çok iyi olurdu. Umuyorum seneye Şampiyonlar Ligi gruplarında takımları olur Türk futbolunun. Bizler için de, bizlerin Türkiye içerisinde ülkede tabii ki de şampiyonluk için mücadele edeceği bir gerçek ama Avrupa'da puan toplamak için oralarda, o kupalarda mücadele eden takımlarımızın olması lazım. İki Türk takımının oynayacağı bir final hayali tabii ki de güzel olabilir ama finalistlerden bir tanesinin Beşiktaş'ın olduğu müddetçe.